Sormaya korkuyorum ama bir menüsü vardır değil mi Kezban anne? Vardır. O kadar da değil. Kötü bir şey çıkacak. O kadar da değil. Biraz da, biraz da benden almıştır. Almıştır. Biraz babadan biraz, biraz anneden baba, biraz. Evet. Ortaya karışık. Dur bakayım ne yap. Elindeki ne? Ya böyle aklımda menüyü çok tutamıyorum da Zuhal Hanım. Ne yapacağım? Tutamıyorum. Ne yemek yapacağım? Yapacaklarımı her şeyi... Abdullah'ımı çağırın beni. Ben onunla oynamak istiyorum. Abdullah! Nerede Abdullah? Ay gelsin de siz hocam gelmeden yapalım. Önce Abdullah Bey de sordu. Menüde ne var? Dedim ki hatırlayamıyorum kağıdı. O da mı sordu? Sordu. Dedi ki hemşerim. Bomba bir gün. Hemşerim, neler yaşayacağız? Hemşerim dedim. Menüde ne var? Ben de dedim ki şu an hatırlayamıyorum. Yani çok inanın güzel. Heyecanlar çok değil. Güzel. Çok keyifliyim şu an. Ama tamam. Küçük notlar oku. Alabilirim yani evet. Değil mi? Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bakalım yine Üççe'den Gülay arkadaşımız bizlere neler hazırlamış. Gülay sendeyiz. Bugün size çok güzel bir yayla çorbası yapacağım. Yayla ooo. Bugün hiç kimyasal bir şey koymayacağız. Çok güzel. Ara yemek olarak onlara bir sürpriz börek yapacağım. Söylemek istemiyorum. Sana mı sürpriz, bize mi sürpriz? Hayır hepimize sürpriz değil. Ben daha önce börek sarabildim onu biliyorum ya. Bravo. Gayet iddialıyım. Hazır yufka değil mi? Evet hazır yufka. O kadar vaktim yok ya. Yoksa ben yufka açarım ya. Lütfen. Vaktim yok Zuhal Hanım. Tabii tabii. Ama ben her gün salonumda röfle böreği sarıyorum zaten. Biliyorsunuz paketleri ön tarafta sarıyorum. Tabii o da balyaj balyaj paketlemek tabii, daha önemli. Zor. Önemli. Doğru doğru. Ana yemeğim de köri soslu tavuk ve mozzarella peynirli makarna. Yani tavuk normalde, ve makarna. Evet. Bu da Gülay'ın dünyası. Ramazan abi yakıştı mı senin gibi aşçının kızına bu menü? Tavuğu kes. Bula sosa, yanına da bir makarna haşla. Sana söylemedim Allah aşkına menüsünü. Menüsü güzel iş ya. Bak. Kızı bomba baba ondan bomba. Doğru şimdi sizde hırsi değil mi bu? Salata nedir? Salatamızda yeşillik salata. Hmm, çok iddialı. Evet yeşillik salata. Evet. Ya her gün de böyle keratin salata falan yapıyorum ön tarafta. Çok güzel. Tatlı olarak da size en güzel yaptığım tatlıyı yapacağım. Çilekli magnolia. Aa, bak bu çok zor işte. Bu çilekli magnolia'yı herkes yapamaz arkadaşlar. Ama ben bir yaparım. Lira yapar güzel kızım. Ben 7,5 yaşında bir de Gülay. Gerçekten de bugün lezzete doyamayacaksınız. Tamam. İyi hadi iyi alışverişler. O zaman ben gidiyorum. Hadi git git işin çok zor çünkü git bilemedim. Hemen ondan. Gideyim. Efendim? Gaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyoruz da ondan tavuk. 2,5 saatte yayla çorbasıyla. Gerçekten ben beklemezdim. Yayla çorbası hiç beklemezdim. Bir de makarna. Ana yemek makarna. Oha. Yani kusura bakmasın. Çok kötü. Çok kötü bir seçenekler. Yani ben menü olarak kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Bu menüyü başta kabul etmiyorum. Kesinlikle bu menüyle kazanma amaçlanmamış. Burada tamamen ben kendisini tanıtmak için geldiğine inanıyorum bunun. Tamamen reklam amaçlı yani. Gelmiş, evet bir yemek yaptı, doğru yemek yapıyor, bir menü çıkartıyor. Ama bu menü birincilik menüsü ve yarışmada gerçekten ben yemek yapabiliyorum menüsü değil. Gülay'cığım gerçekten dün çok atıp tuttun. İşte biz Bolulu'yuz, babam Bolulu. Yok biz benim babam ustadır yıllarca. Önümüze adam gibi bir yemek çıkaracaksın yani. Bu nedir yani bu çocuk menüsü gibi yapmışsın bize yani. Gerçekten kınıyorum seni. Memnun musun damattan? Memnun. Sen mi tanıştırdın? Görücü usulü dedi çünkü. Siz kız kardeşimin komşusuydu. Dedi abla dedi kızı dedi istiyorlar dedi. Gözlerdi ne güzel. Ben de dedim gelsin ne bakalım dedim. Edemedin mi daha yaşı görücü, küçük? Daha 18 görücü yaşında. Görücü usulü geldiler. O da elektrik aldın mı kızım dedim aldım dedi. Verdim elektrik aldım. Sormuş. Elektrik evet. Aldın mı? Elektrik aldın mı almış, dedi. Almış evet. Evet aldı. İyi çıktı mı damat? Tamam iyi çıktı. He iyi iyi bakıyor mu kızına? İyi çıktı. Buna da söylemedim he. Tam iş hiç olana kadar böyle, söylemedim. Böyle ağlandırmadı Zuhal Hanım. Bana dedi ki bizim tencere yuvarlanmış dedi. Kapağını bulmuş dedi. Ha? Aynen böyle anlattı bana. Senin ne zaman haberin oldu Ramazan abi? Söylemedim ilk yekten diyor. Tüm işleri bağlamışlar ondan sonra böyle anlattı bana bu. Senin en son haberin oldu. En son babalar diyor haber oldu bana. Aynen öyle. Sende de öyle olmuş. Gülay nereye? Doğruca markete gidiyoruz. Koş hadi koş. Memnunsun damattan. Şu anda memnunum. Şu anda memnunsun ama birazdan neler olacak bilmiyoruz. Bunu Allah bilir artık. Kaç çocuk var? Benim iki çocuk var. Kesme abla senin kaç çocuk var? Benim iki diyor ya. Bunun iki. Bizim iki, de. İki de benim. Bir oğlum ne kızım. Ay vallahi bayılacağım. Benim iki çocuk İki de benim Kezban abladan. İki de senin etti mi dört? İki de benim var.
Ya biz ayrı ayrı sayıyoruz. Şimdi biz okuldan ayrı mı sayıyorsunuz? İlkokulu 3'e kadar okuyabildik ikimiz de. Kıyamam. Hayır, şimdi ortak çocukladınız. Ben önce bir evliliğiniz falan yok herhalde. Yok, yok. Yok, tamam. Yok. Yani iki tane çocuğunuz var. Allah şimdi evet. Gülay'la beraber iki mi ayrı? Yani Gülay'dan başka iki çocuğunuz daha yok, var. Yok yok. Gülay'la beraber bir oğlum bir kızım var. Oğlan nerede? Ha. Oğlum da şeyde, Kocaeli'de. O da Kocaeli'de, o da evet. Evli mi? Evli, iki tane çocuğu var onun da. İki ondan, bir de Güler'den üç evet, tane torun. Evet, Allah üç tane. Sağlık versin yani hepsine. Torunlarıma baktım, büyüttüm, baktım, büyüttüm. Güler yakına da, onlara da bakıyorum. Güler dur bir saniye. Lütfen buraya gelir misin? Sanki maraton koşan bir sporcu gibi görünüyorsun. Haftada iki gün pilates yaptığım için sporcu ve atletik bir vücudum var ve markette de çok koşacağız. Umarım benim enerjime yetişebilirsin dış ses. Dövmende ne yazıyor? Bırak düşlerim özgür kalsın. Bu arada kendini göstermeye çalışırken zamanın da geçiyor. Aa, hemen kasap reyonuna gidiyorum. Kasap bu tarafta ama. Bu tarafta mı? Kafamı karıştırıyorsun. 500 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü istiyorum. Et siparişlerini veren yarışmacımız reyonlara doğru ilerliyor. Allah beni gelişi güzel değil, gülüşü güzel yaratmış ya. Bugün masada çok güleceğiz. Hadi bakalım. O zaman bir dakika, bir dakika süt reyonuna gidelim ya. Kararsızlık içindeki yarışmacımız bakalım alışverişi eksiksiz tamamlayabilecek mi? Ya sütler öbür tarafta mı? Daha önce markete gitmedin mi? Ya bizim marketi genelde hep eşim yapıyor da. Kaşarlar da burada. Bir dakika, mozzarella peyniri almamız lazım ama ilk defa tanışıyorum şu an kendisiyle. Yoksa menünü başka biri mi seçtin? Ya ben seçtim ama böyle şekilli olsun istedim. Bak, rendelenmiş hazır mozzarella var. Aa süper, işte bu. Yarışmacımız market çalışanlarından da yardım alarak listesini tamamlamaya çalışıyor. Eyvah, Gülay araba gidiyor. Sırada ne var? Yufkalar nerede? Süt bulamadım, hala süt bulamadım beyefendi, süt. Lor peynirini de alan yarışmacımız şimdi de baharatlarını seçiyor. Sıvı yağ ve zeytinyağı alma. O makarna, makarna, makarna. Bir saniye, hemen alacağım. Şekilli bir makarna seçeyim. Ya bence bunlara çok şekilliye de gerek yok ya. Onlar yemese de olur. Neyse, koyayım bari şuraya. Makarnayı neli yapacaksın? Makarna, köri soslu. Hayır, mozzarella peynir. Pirinç almamız lazım. Bak, pirinçler de burada. Toz şeker, toz şeker, toz şeker. Bebe bisküvisi. Vallahi burada. Ben ballı bir kadınım, ballı ballı. Bugün bütün pozitif enerjiyi çekmişim. Un nerede? Çok ballısın. Un da burada. Seviyorum seni. I love you vanilya. Kesin vanilya da buradadır. Huhuu. Enerjin ne burada? Okus pokus. Gülay, yoksa bu reyonu önceden sen mi ayarladın? Bu market bizim mahallenin marketi dermişim. Bir dakika, nişasta lazım bana. Hanımefendi, nişasta nerede kullanılır? Yalnız bir şey soracağım. Tatlıya koyacağım. Buğday mı almam lazım, mısır mı almam market lazım? İkisi, tamam, bunu da alayım daha iyi. Çikolata sos. Allah'ım, sana geliyorum. Bu reyonda her şey varmış. Artık market diye buraya gelelim. Canım memnun musun? Hasan abi. Çok memnunum. Canısı benim. Aa, canısı. Ha, evet. Gerçekten mi? Evet, canısı. Öyle mi diyorsun? Evet. O sana canısı. Ne diyor? Sen ne diyorsun Ramazan abi Kezban? Ben sadece türkü söyleyiveriyorum ona. Aa, bir tane söylesene. Yıllar eskidi, aylar eskidi. Sen benim gönlümde eskimedin Keriman. Kezban değil mi ismi? Keriman kim? Ne yaptın Ramazan? Değiştirmeyeydin iyi. Duacın Erdin. Öleceğim. Şimdi öleceğim. Bayılır. Ne güzel dedim bak, yıllar eskidi. Sen eskimedin Keriman. Keriman kim? Benden benden başkası mı gönlünde yoksa? Yoksa eski ilk aşkı mı Keriman köyden? Eskileri attık alan, tamam sen. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Gülay'ın da yemek memek yapacağı yok. Biz oturun güzel muhabbet ediyoruz ya. Gülay Hanım'dan sürpriz beklesem de menüyü gördükten sonra pek hani o sürprizden de bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani yapsa ancak kalkar herhalde, boy gösterir ya da göbek atar. Yani sürpriz o olur, başka bir şey olmaz diye düşünüyorum. Masa düzeni yapamayabilir ama kendince böyle bir renkli bir şey yapmaya çalışacak. Bu menü senelerdir öğrencilerin çok aç kaldığında hızlıca yapıp cebinde çok fazla bir maliyet harcamadan kullandığı bir menü. Bu modern bir menü değil.